Zalim ve aşk oyunlarında usta bir ajan. Bitti mi konuşmanız? Evet. Öyleyse şimdi bana her şeyi olduğu gibi anlatın Fräulein. Babanızın Alman teşkilatındaki rolü neydi? Kimlere hizmet ediyor, kimlerden emir alıyordu? Bana soru sormak hakkını kim veriyor size? Kanun veriyor o hakkı bana. Hangi kanun? Türk kanunu. Unutmayın, ben Almanım. Sizin kanunlarınıza bağlı değilim. O zaman hakimlerin huzuruna gönderirim sizi. Babanızın suçu casusluktu. Sizinki de öyle. Vatana ihanet. Cezası idamdır bu suçun. Hadi, ne duruyorsunuz öyleyse? Babamı öldürdüğünüz gibi beni de vurun. Sıkın kurşunlarınızı aldattığınız kurbanınızın göğsüne. Günah benden gitti. Koruduğunuz üstün ırkın vahşetini eğer tahammülünüz varsa gözlerinizle görün. Sonuna kadar seyretmeye mecbur edeceğim sizi. İsteseniz de istemeseniz de. Gördüğünüz bu vahşi sahnelerin tekrarlanmasına göz mü yumacaksınız? Peki, sizinle çalışmayı kabul edersem bana nasıl güveneceksiniz? Ben sizin için hala bir düşmanım. Bir süredir gazino kontrolümüz altındaydı. Odanızda babanızla olan konuşmalarınız veriyor bu güveni bize. Kararınız ne? Siz ne olsun isterdiniz? Hayatınızı koyuyorsunuz bu oyuna. Siz karar verin. Peki, kabul ediyorum. Birlikte mi çalışacağız? Şimdilik evet. Şüphe uyandırmamak için şarkı söylemeye devam edeceksiniz. Buyurun. Ben Natasha. Her zaman unutulan sevgilim. Yalnız değilim. Mutlaka bir kadındır yanındaki. Evet. Güzel mi bari? Niye aradın? Seni mutlaka görmem lazım. Önemli mi? Evet. Biliyorsun, senin için haber, benim için de sen önemlisin. İkide her zamanki yerde bekliyorum seni. Peki. Seni dinliyorum Natasha, söyle haberi. Önce söz vereceksin bana. Ne sözü? Bu akşam bana geleceksin. Gelemem. Ben de haberi vermem. Yoruyorsun beni Natasha. Yormuyorum. Seni istiyorum. Seni arzu ediyorum. Hani söz vermiştin, uslu olacaktın. Bir kadın seni tanıdıktan sonra artık bir daha senden ayrılamaz. Hadi söz ver arayacağını. Peki. Arayacağım seni. Al. İngiliz kuryesinin taşıdığı ve Almanların Türkiye için beslediği kötü niyetlerin delili. Aslında sen yabancı bir ajansın Natasha. Bize yardım etmenin amacı ne? Bazen şüphe ediyorum senden. Müşterek bir düşmanımız var. Almanya. Sizin kadar biz de onların Türkiye'ye sızmasını istemiyoruz. Bu bizim de sonumuz olur. İyi çalışıyoruz. Teşekkürler. Bir dakika. Seni beklediğimi unutma.